Zabit Samedov. 22 yaşında. 1.85 boyunda, 94 kilo. 67 maç, 61 galibiyet. Bir mağlubiyeti var. Bu arada 5 kez de beraberliği bulunuyor. Zabit Samedov geldi. O İstanbul'da. Zabit Samedov İstanbul'da. İşte karşınızda. İstanbul'un havasını kokluyor. Azerbaycan'dan. Dünyanın en tatlı insanlarının yaşadığı ülkeden. Hadi o kadar haksızlık etmeyelim ama dünyanın en tatlı insanlarının beraber olduğu diyelim. Pek çok ülke birbirinden güzel ama bizim komşumuz, bizim dostumuz, bizim kardeşimiz ülkemizden, Azerbaycan'dan geliyor. Onu sadece Türkiye değil, bütün dünya tanıyor. Kendisi aynı zamanda Türkçe de konuşabiliyor. Karşınızda Zabit Samedov vardı. İşte gecenin final maçında. Sol tarafta Fransa'dan geliyor. Müthiş bir sporcu, olağanüstü bir sporcu. David Dankade. Ve karşı tarafında Azerbaycan'dan gelen Zabit Samedov. İşte müthiş maç başlıyor. Zabit Samedov, David Dankade maçı az sonra başlayacak. Bu maçın ardından bir maç daha var. Ne maçı var? İşte K1 Networking İstanbul'un şampiyonunu belirleyecek maç var. Çeyrek finali geçtiler, yarı finali geçtiler, finale kadar geldiler. Bir Almanla bir Brezilyalı. Olağanüstü bir kapışma bizleri bekliyor. Bu maçın hemen ardından bizlerle birlikte olacak. Ama Zabit Samedov o sıçrayarak jumping punch vuruşlarını yine yapacak mı? Bunu bekliyoruz. Neler yapacak? Açıkçası ben Zabit Samedov'un yanındayım. Zabit Samedov, David Dankade maçı. Bakalım neler gösterecek bize. Gözler son kez birbirine bakıyor. Maç öncesinde hakem iki sporcuyu da yanına çağırdı. Girardi, Belçikalı hakem, K1'in resmi hakemi. Ve maç başladı. David Dankrad hemen bir high kickle denemede bulundu. Sonra bakın bir tane low kickle ben. Ne olduğunu şaşırtıyor. Şimdi bir high kick çıkarttı Zabit Samedov. Zabit şimdi rakibinin gözlerine bakıyor. Bir an bile almıyor. Yine bir süper hareketi yine yerde. Çok kuvvetli bacakları var. Bunu kullanacaktır tabii ki. Zabit Dankade de şimdi low kickler vurmaya başladı Zabit Samedov'a. Zabit Samedov İstanbul'da. Ringde değerli izleyiciler. Yine kolay. Şimdi bir low kick denemesi Brezilyalı. Birazdan da ringe çıkacak Brezilyalı. Müthiş bir final olacak. Almanla kapışacak. Ama öncesinde bakın burada Zabit Samedov'la gecenin en önemli karşılaşmalarından bir tanesine sahne oluyorlar. Şimdi Zabit Samedov'un bir vuruşunu gördük. Zabit rakibe bir push kick. İpleri astı resmen. Burası yaklaşık 36 metre karelik birlik. Herhalde en az 10 tur attı şu ana kadar. Bakın bir şey bu şekilde yere düşürüyor. Hiç de kolay bir olay değil bu. 3 kez süpürme hareketi, 3'ünde de rakibini indiriyor. Bakın rakibini vurdukça vuruyor Zabit Samedov. Ama bakın disiplini asla kaybetmiyor değil mi? Gardı kapalı. Her an kontra bir yumruk almamak için her şeyi ortaya koyuyor. Rakibi şöyle bir itti. Diz darbesi geldi. Sağ kroşeden ilk kere kurtuldu. Belki de knockout olacaktı bu Fransız. David Dankade. Şimdi bacağından tuttu. Hakemini saymamalı. Bacağından bir çevirme yaptı. Zabit Samedov. Şimdi gitti üzerine. Midesine doğru bir vuruş yaptı. İlk roundda artık son dakika içindeyiz. Zabit Samedov. Karnı tuttu, sol köşeyi yapıştırdı, köşede tutuştu rakibini. Fransız'ı kameraya da bir darbe. Şimdi burada Zabit Samedov. Sokuluyor rakibine yine. Kendi bacağından tutar gibi oldu. Böyle sarıldılar.
30 saniye kaldı. Yaklaşık 30 saniye. David Dankrade, Fransız Zabit Samedov karşısında iyi direndi şu ana kadar ama 3 kez süpürme hareketi sonrasında low kicklerle yerde kaldı. Tabii bu bir knockdown olmadığı için maç hareketi devam ettiriyor. Hakem 3 defa sayma gereği duymuyor. 3. de maçı bitiriyor. Bunu söyleyelim sizlere. Şimdi sorularla rakibini başladı. Sonra bir darbe vuracaktı ama çok acayip bir dövüş stili olduğu için Zabit biraz zorlanmaya başladı. Çözemedi bir türlü rakibini. Nereden girsem, nasıl vursam bir türlü o istediği arzuladığı yumrukları atamadı. İkinci roundda her şey belli olacak. İkinci round bize neler gösterecek? Zabit Samedov, David Dankrade maçındayız. Gecenin şampiyonunu izlemek istiyorsanız, gecenin en büyük şampiyonu kim olacak onu izlemek istiyorsanız çeyrek finali geçip yarı finale çıkan, yarı finalde rakiplerine aman vermeyip adını finale yazdıran isimler Alman Klişinski ile Brezilyalı Miranda karşılaşacaklar. Bu gece 3. maçlarında nasıl yumruk atacaklar, nasıl tekme atacaklar açıkçası aklımız almıyor. Tabii bunları çok gördük. Sürekli Edman Fighting'leri ekrana getiriyoruz. 8'li dövüş organizasyonlarında bunu sürekli görüyoruz ama yani hep görüyoruz, hep şaşırıyoruz. Burada bakın, İstanbul'da 2. round Zabit'le Dankrade arasındaki maçta son kez rounda başlarken bir centilmenlik gösterisi Dankrade. Bakın, inanılmaz bir kurnazlık içinde rakibinden çok iyi kaçıyor. Ona istediği fırsatları vermiyor. Aradaki mesafeyi sürekli açık tutuyor. Dönerek bir spinning back kick yaptı. Sonra rakibini kolları arasına aldı. David Dankrade de öyle az buz bir isim değil. O bir Fransa şampiyonu 2004'te. Aradan ne geçti ki 3 sene sonra? İşte burada İstanbul'da dövüşüyor. Rakibi Zabit Samedov. Bir sol aldı ama gardında kaldı. Banamasın demiyor. Zabit Samedov bir sağ direkt gönderdi. Sonra hemen rakibin üzerine gitti. Köşeye sıkıştırdı. Bakalım nasıl bir darbe serisi gelecek orada. Aldılar onları ortaya. Hemen bir diz darbesi vuruyor Zabit Samedov'a. Hemen bir de aparkat deniyor. David Dankrade. David Dankrade. Şimdi bakın Zabit Samedov bir low kick aldı bacaklarına, blok koydu orada. O kadar kuvvetli bacakları var ki zaman zaman bu sporcularla şakalaşıyoruz böyle. Bacaklarına vurdurmaya çalışıyorlar, vurun hiçbir şey olmuyor der gibi. Bize çok garip geliyor ama onlar için o bacak yapısını, o kas yapısını oluşturmak o kadar uzun yıllar alıyor ki inanın adeta taş oluyorlar, bir kaya haline dönüşüyorlar. Adeta demir gibi oluyorlar. Tabii bakın işte Canfin pas vuruşunu yaptı. O beklenen vuruşunu gösterdi. Arkası gelecek mi bunu bekliyoruz. Ensesine de bir darbesi var. Finale geldik, çattık. İkinci rounddayız. Üçüncü round bitecek. Sonra gecenin finali başlayacak. Bu gecenin İstanbul K1 Networking'in yapılma sebebi, ana unsuru bir şampiyon belirlemek. O şampiyon bu maçın hemen ardından başlayacak. Çeyrek finali izlemek, yarı finali izlemek yetmiyor. Kazanan kim olacak bunu görmeden yatmak olmaz. Gökhan Sakin'in bu maçında bu gece olağanüstü bir maç yaptı. Olaylar çıktı, çok büyük bir kavga çıktı. Ama o sadece orada kaldı, sonra barıştılar. Bakın ne kadar sert bir push kick. Sokmuyor bir el rakibine. Bir high kick denedi, blokladı hemen. Paratında kaldı. Çeşitli fentler uyguluyor ama orada zaman zaman fake'leri de atıyor. Bakın hemen kaçtı orada. Bacağını gösterip vurdurmaya çalışıyor. Tam vuracakken de kaçıyor Zabit. Şimdi bakın yeni bir fent gördük. Bir fake. Sonrasında orada middle kick yapacaktı ama karnında ciddi darbeler meydana gelmemesi için karnını zaman zaman değiştirmesi de gerekiyor. Profilden bakması gerekiyor rakibine. Şimdi bakın ikinci roundun gong sesiyle birlikte son bir vuruş geliyor Zabit Samedov'dan. K1 İstanbul devam ediyor değerli izleyiciler.
burada vuruşları görüyorsunuz. Sabit ne kadar da aralardan vuruşlar yapmak istese de tabii sporcular için aslında en son çıkmak tabii ancak starlara yakışır. En son sahne almak starlara yakışır. Ama biraz da dezavantajı var. Birol Topuz'a sormak istiyorum. Biraz da dezavantajı var değil mi Birol Topuz? Son çıkmak, biraz yoruluyorlar. Organizasyonu bekle. Biraz konsantrasyon kaybı değil mi? Zabit Samedov. Tabii şimdi şöyle bir şey. Fırtınasını göremedik şu ana kadar. Zabit Samedov biraz hava değiştiğinden dolayı biraz kırgınlık var ama şunu söyleyeyim. Son dövüşmek bir de gecenin geç saat olduğu metabolizma biraz dinlenmeye geçtiğinde olay etkiler yani. Onun için genelde maçları erken yapmak daha avantajlıdır. Tamamen relax bir şekilde çıktılar maça. Gecenin son maçı olması büyük dezavantaj. Çok heyecanlı, çok sempatik bir sporcu. Erken saatlerde burada gelip Türk insanıyla hasret gidermek istedi. Herkesle oturdu, konuştu. Sohbetler, muhabbetler etti ama o aslında maça 1,5 saat kala gelip burada maça çıkması gerekiyordu. Ama her şeye rağmen o Türk insanını çok sevdiği için böyle bir erken gelmesi söz konusu oldu. Şimdi bakın Zabit'in sağ koltuk altında bir morarma görüyoruz. Daha doğrusu kızarma görüyoruz. Şimdi bakın değişik hareketler uyguluyor Zabit Samedov. O bir yıldız. Şimdi David Dankrade hemen rakibin üzerine doğru gitmeye başladı. Üçüncü hafta nefesler kesiliyor. Zabit Samedov rakibini maçı heyecanlandırması için bir fırsat verdi gibi görünüyor. Bunu da David Dankrade bu daveti geri çevirmedi. Rakibin üzerine gidiyor. İyi maç çıkartıyor Fransızlar. David Dankrade Fokan kulübünden geliyor. Zabit Samedov. Üçüncü roundda 2 dakika kala. Şimdi bir low kick çıkarttı bacak arasına böyle. İçten bir vuruş yaptı. Bu nefisler kalmış oldu Tarbiler Dankrade. Fransa şampiyonu. Dünya çapında bir isim Zabit de. Bakın nasıl bir savaş içine girdi. Orada dizler çarpıştı adeta. Bir mıknatısın. Eksik tutukları gibi birbirlerini öyle bir ittiler ki bir anda rakip mesafe 4 metreye çıktı. Şimdi bir low kick. Zabit Samedov çok güçlü bacaklarıyla bunları karşılıyor. Bir tane daha vuruyor. Şimdi karnına doğru bir sabret. Zabit Samedov tekrar yüklendi. Bakıyor rakibine. Sağa doğru vurdu. Sağ kroşesini kullandı. Sarıldılar. Enseye bir darbe. Vuruşlar arka arkaya geliyor. Dönerek sıkıntı belki. Nefis bir ters kol vuruşu gördük. Gece artık finale doğru geldi, dayandı. Sürekli söylüyorum. Bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Bu hafta pazar günü hafta sonunda mutlaka ama mutlaka izlemeniz gereken olağanüstü bir haber var. Berkaç'ta ekranlara gelecek. Ve hafta boyunca bomba röportaj akıllara durgunluk verecek. Herkesin merak ettiği soru ortaya çıkacak. Berkaç'ta izleyeceksiniz. Hafta boyunca gazeteler bunları yazmak zorunda kalacak. Tıpkı Holosko haberinde olduğu gibi. Önce Bülent Ülgen nefis bir haberciliğe imza attı Holosko'yla. Şimdi de Elvan Arat öyle bir haberle geldi ki spor servisi bununla uğraşıyor şu anda. Spor servisi 6 saatlik yayınımız. Gerek merkezdeki arkadaşlarımız canlı yayın devam ediyor. Gerek buradaki ekibimiz yaklaşık 35-40 kişilik bir ekip Fox ekranlarında görüntülerin sizlere ulaşması için barınıyor, onu ortaya koyuyor. Toprak Sergen'in de müthiş yorumları, ring anonsörlüğü gerçekten de alkışa takdire şayan. Şimdi bakın burada bir sol direkt vurdu Dankrade. İşte Zabit Samedov'un hareketleri. Kim kazandı? Zabit mi yoksa David Dankrade mi kazandı? Bunu hep birlikte birazdan göreceğiz. Puanlarla belli olacak. Puanlarla belli olacak kazananlar. Spor servisimiz pazar akşamları Berkaç. Pazartesi akşamları 4-4-2.
Cuma akşamları vazgeçilmez hale gelen Fox'ta Box. Cumartesi pazar Premier Lig heyecanı. Günde 3 kez spor haberlerimiz. Her şeyimizde sporun nabzı, sporun nabzı kısacası Fox'ta atıyor. Fox size her konuda yeter. Fox kumandanızın en başında. Fox yayın hayatına başladığı günden bu yana kaliteyi asla elden bırakmayan, değerli dünyanın dövüş organizasyonlarına bir numaralarını ekrana getiren ve dünyanın bir numaralı ligi Premier Ligi yayınlayan Fox'tasınız. Hakemlerin kararı da elimdeki kağıtta duruyor. Onun altında da Fox'un logosunu görüyorsunuz. Kararcı hakemlerimiz bir beraberliğe hükmediyorlar. Extra round geliyor böylelikle. Evet, evet. Doyum olmayacak. Dördüncü roundu da bekliyoruz. Tadı damağımızda kalmıştı. Dördüncü round, extra round. Bakalım, dananın kuyruğu burada mı kopacak?